evrim teorisi bir tehdit mi? Değil. Yani niye değil? İşte Allah'ın varlığına 12 delil diye bir kitap yazdım. Fıtrat delilleri diye de bir kitap yazdım. O fıtrat delil kitap 12 delilin son 5 delilinin detaylı açıklamasıdır. Buradaki benim ortaya koyduğum delillerin hiçbiri evrim teorisinin reddedilmesi diye bir şeye dayanmıyor. Evrim teorisini doğru kabul ettiğimizde de yanlış da kabul etse nasıl kabul edersen et, oradaki deliller geçerli formatında. Nedir? İşte birinci delil diyelim hudus delili. Evrenin başlangıcından yola çıkan bir delil. Yani evren hakkında ne düşünürse, yani evrenin başlangıcı olması temeline dayanan bir delil. Daha evrimle ilgili kısımlara gelmemesinden hareketle Allah'ın varlığı hakkında bir şey söyleyen bir delil. Ve hassas ayarlarla ilgili argüman, zaten canlılığın ortaya çıkması için o hassas ayar lazım, evrimle de olsa lazım, evrimsiz de olsa lazım. Yani kimya ortaya çıkamıyor hassas ayar olmadan. Yani ondan evrim teorisinin onu da bir karşıtı olamaz. Veya bilimin keşfetme gücünden hareket eden kurduğum argüman, bilimin keşfedebilme gücüne atıf yapıyor. Yani evrimin doğru olup olmaması burada ne alırsan al yine bu argümanın aleyhinde bir şey oluşturamaz. Veyahut da ahlak, arzular, akıl, irade, bilinç gibi fıtrat delilleri. Yani insanın evrimin bir bölümüne de koysanız, koymasanız da insanda sonuçta akıl, irade, bilinç, ahlaki bir yapı ortaya çıkmış. Allah evrimsel bir süreçte de bunu yaratmış olsa, yaratmasa da sonuçta ortaya çıkmış. Evrimsiz yaratılması temelinde onu ileri sürmüyorum. Yani evrimle yaratma olsa da o argüman savunulacak bir şekilde onu ileri sürüyorum. Ha, kısacası evrim teorisi Kur'an'ın hiçbir ayetle çelişmediği gibi Allah'ın varlığını savunulmasına karşı da bir durum oluşturmayacaktır. Benim merak eden 12 delil kitabımı okuyabilir.